Orta çağ kuyumcuları altın ve gümüş gibi değerli metallerle çalıştıkları için çok önemli zanaatkarlardı. Kuyumcular genellikle kiliseler için ellerinden gelen en gösterişli objeleri yapmaya çalışırlardı. O dönemde kuyumculukta kullanılan çeşitli teknikler vardı. Çoğunluğu çiçek desenleri olmak üzere desen oluşturmak için oymacılık ve metali arka yüzünden dövmek anlamına gelen repousse ya da kakmacılık gibi teknikleri bunlara örnek olarak gösterebiliriz. Repousse, Fransızca'da ittirmek anlamına gelir ve metalin arka yüzünden dövülmesini içeren bir tekniktir. Modern tasarımlarımda eski bir teknik kullanmayı tercih ettim çünkü repousse'nin yani kakmacılığın zamansızlığını, tasarımların arkalarındaki alet izlerini, zanaatkarın eser üzerindeki izlerini ve yapım aşamasının son derece özel olmasını çok seviyorum. Sergide en çok ilgimi çeken objeler arasında Aziz Adrian ve Natalia'nın röliker kutusu vardı. Ortaçağ kakmacılığına verilebilecek eşsiz bir örnek olmasının yanında, hikayeyi de çok güzel bir şekilde anlatıyor. Natalia'nın eşi şehit olmuş. Bu durumdan ötürü son derece gururlu olan Natalia da kocasının kesilmiş elini uyurken yatağına yanına alıyor. Ben de orta çağ zanaatkarlarının kullandıkları bu teknikleri kullanıp Adrian'ın kesilmiş elini yapmaya karar verdim. Bu Aziz Adrian'ın şehit olduğu sahne. Aziz Adrian'ın elinin sığ bir rölyefini yaparak size orta çağ zanaatkarlarının bu eşsiz objeyi yaparken kullandıkları tekniği göstermeye çalışacağım. Saf bir gümüş yaprağından kullanacağım ölçüde bir parça keserek başlıyorum. Tasarımı yaprağın üzerine çelikten yapılmış bir çiziciyle çiziyorum. Böylece keseceğim zaman nereleri kesmem gerektiğini görebileceğim. Rölikerler içlerinde bulunan kemiğin oluşturduğu vücut kısmı şeklinde yapılan çok güzel parçalardı. Kollar, ayaklar, kafalar ya da parmaklar şeklinde yapılan kalıntıların değeri ve maneviyatını vurgulayan rölikerler mevcuttur. Ve bunlar gerçekten çok güzel eserler. Evet. Kesme işlemi bitti. Şimdi sırada kakma işlemi var. Metal tavlandığı için ısıtmayacağım ama çam reçinesi, mum yağı, tuğla tozu ve benzeri malzemelerden yapılmış olan zifti ısıtmam gerekiyor. Zift ısıtıldığında yapışkan, soğukken de tahta kadar sert olan bir malzeme. Ziftin avantajı dövme işlemi için çelik bir yüzey kadar düz olmayan ama belirli ölçüde direnç sağlayan bir yüzey sağlıyor olması. Parçayı ziftin içine ters olarak yerleştirdim ve arka yüzünde çalışmaya başlayacağım. Rölyef ziftin içine gömülecek ve bittiğinde de kabartma şeklinde görünecek. Bu Azize Anastasia'nın muhteşem rölikeri. Gümüşten yapılmış ama üzeri için altın, bakır ve gümüşle karışık siyah bir kükürt alaşımı kullanılmış. Bu alaşım sertleştiğinde siyah sır olarak görülen bir gümüş sülfit alaşımı. Rölikerin kapıları inananların kalıntıları görebilmesi için açılabiliyor. Kapıların üzerinde haçlar ve açılabilmeleri için monte edilmiş kapı kolları bulunuyor. Eserin mimari tasarımı, açıklıklar, kakma kemerler, kapılar ve her kenarda bulunan küçük şapelleri içeriyor. Kakmacılık, metalle çalışmanın en güzel yollarından biri. Tek bir metal yüzeyde çok minik bir rölyef bile oluşturabiliyorsunuz. Kullanılan malzemeler ise son derece basit. Herkesin bulabileceği ve eski Mısır'dan bu yana değişmemiş olan malzemeler. Bu, orta çağdan günümüze kadar kullanılan çok güzel bir teknik. Ve ben de bu mirasın bir parçası olduğum için çok mutluyum.